Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Edindiğimiz bilgilere göre Türkiye yine çok kritik bir sistemi envanterine kazandırmaya hazırlanıyor. Bu haber yüksek ihtimalle Yunan kesimini yine küplere bindirecek gibi duruyor. Akıncı'nın envantere alınmasından çok kısa bir süre sonra böyle bir gelişmenin yaşanması bizleri de şaşırtmış durumda. Son dönemlerde Türk savunma sanayi şirketlerimiz gerçekten çalışmalarına müthiş bir hızla devam ediyor. Salgın önlemlerinin genişletilmesiyle tam kapasite çalışmaya başlayan şirketlerimiz, ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlamaya devam ediyor. Bugün bahsedeceğimiz sistemde sadece Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, büyük ihtimalle birçok ülkeden talep gelecektir. Yani seri üretime alınacak bu projenin ihracat potansiyeli oldukça yüksek ve üretici firma zaten ihracat pazarında oldukça sevilen ve tercih edilen bir konuma gelmiş durumda. Kendi tahminimce bunun da pozitif bir etkisi olacak ve 2022-2023 yılları arasında bu ürünün çeşitli ülkelere ihracatını görüyor olacağız. Türkiye'nin SİHA devi Baykar makinenin özellikle deniz kuvvetlerimiz için geliştirdiği yepyeni bir teknoloji olan DİHA, yani dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracından müjdeli haberler var. İlk uçuşunun gerçekleştirildiği açıklanan ve 2022 yılında, yani bu sene seri üretime geçmesi planlanan hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğinde Türk askerine muhteşem yetenekler kazandıracak. Bayraktar dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır. Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmektedir. Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacaktır. İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere 3 farklı opsiyon bulunmaktadır. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahiptir. 150 km haberleşme menziline sahip olan insansız hava aracı, 45-50 knot seyir hızına kadar ulaşabiliyor ve gerektiğinde 80 knot maksimum hızla bölgeden uzaklaşabiliyor. 9000 feet operasyonel irtifada normal seyirde uçan araç, gerekli hallerde 15000 feet irtifa tavanına kadar ulaşabiliyor ki, bu da hava savunma sistemlerinden kaçması için ona büyük avantaj sağlıyor. 5 metre kanat açıklığı ve 1,5 metre uzunluğa sahip taktik sınıf bir İHA olan Bayraktar DİHA, tam 12 saat boyunca görev yapabilmesiyle ön plana çıkan harika bir tasarıma sahip. Sensör füzyonu yardımlı tam otonom, kalkış, iniş ve uçuş sistemi, hataya dayanıklı sistem mimarisi, 3 yedekli uçuş kontrol sistemi, yedekli servo eğleyiciler, elektro-optik kamera modülü, kızılötesi kamera modülü, lazer mesafe ölçer, lazer işaretleyici, dijital veri ve video link gibi özelliklerle donatılan Bayraktar DİHA, 2022 yılında seri üretime geçtikten sonra hızla envantere alınarak göreve başlayacaktır. Diğer insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarından farklı olarak, dikey bir şekilde iniş kalkış yapabildiği için çok küçük güverteli savaş gemilerinde dahi kullanılması mümkün hale gelen İHA, bu sayede helikopter pistine bile ihtiyaç duymadan neredeyse tüm coğrafyalarda ön hazırlıksız şekilde iniş kalkış icra edebilecektir. Baykar'ın DİHA ile eş zamanlı geliştirdiği bir diğer projesi olan Bayraktar TB3'te de yavaş yavaş sona gelinmiş durumda. Özellikleriyle dikkat çeken ve geliştirme çalışmaları süren Bayraktar TB3, Amerika'nın önemli savunma sitelerinden birinde manşete çıktı.
Amerika'nın önemli savunma haberleri sitesi Defense News, geliştirme çalışmaları süren TB3'ün devreye girmesiyle Türkiye'nin önemli bir caydırıcı güce sahip olacağının altını çizdi. Haberin başlığında Türkiye'nin denizde savaş uçağı filosu oluşturduğu vurgusu yer aldı. Haberin detayında Bayraktar TB3'lerin kanatlarının katlanabileceği ve gemide 30 ila 50 SİHA'nın konuşlanabileceği, bu durumunda Türk ordusunun yıkıcı bir güce erişeceğini söyleyerek Amerika'yı uyardı. Türkler, ambargolara rağmen durdurulamıyor denilen haberde, savunma sanayimizin tek bir gemi için dahi yeni bir SİHA üretebilecek kabiliyete ulaşmasının altı çizilmiş durumda. Bloomberg'e konuşan Carnegie Europe Düşünce Kuruluşu'ndan araştırmacı Laruca Cernatoni, Türkiye yok edici İHA ve SİHA pazarında hızlıca piyasa lideri ve yükselen bir güç olma yolunda yürüyor. Bu kendi kendine yeten bir savunma sanayi ve Erdoğan'ın yabancı silah sistemlerine bağımlılığı azaltma hedefinin bir parçası. Ancak söylemesi yapmasından daha kolay diyerek Yunanistan ve Kıbrıs ile gerginlik yaşayan Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'de TCG Anadolu adlı geminin filoya katacağını ve Türk mühendislerin ürettiği ilk motorların yer alacağı 50 Bayraktar TB3 SİHA ile helikopterlerin de onlara eşlik edeceği ifade ederek Türkiye'nin SİHA gücünün ne denli büyüdüğünü aktardı. Türk savunma sanayinin gözbebeği şirketlerden olan Baykar Makine'nin yeni insansız hava aracı TB3 ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgilerde dünyayı şaşırtmayı başarmıştı diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.